Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlere 21 Temmuz Perşembe günü A101'e gelecek olan elektronik ürünlere bakacağız. Acaba hangi elektronik ürünler var ve de bisikletler de gelecekmiş arkadaşlar. Bisikletlere de bakacağız. Kendi fikir ve düşüncelerimi size aktarmış olacağım. Şimdi geçelim videoya. Evet. İlk teknolojik ürünümüz televizyon arkadaşlar. Toshiba'nın Altup 65 inç Ultra HD Android TV'si. Şimdi ürün özellikleri burada arkadaşlar, altta resimli olarak yazmışlar. Herhangi bir detaylı bir şey yok. Fiyatı 9.499 TL. Bu arada bu ürünler alınır mı, alınmaz mı? Alınacak veya da siz almasanız bile alınabilir. Hangi ürünler varsa yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Alacak kişilere bir yol göstermiş olursunuz. Evet, diğer bir ürünümüz 58 ekran Ultra HD Android TV'si 7.599 TL. Samsung'dan 40 inç mi acaba? 5.300 diyor. Herhalde 40 inç. Neyse, fiyatı 5.699 TL. Hilai'den 39 inçlik HD Android Smart uydu alıcılı TV'si 3.099 TL. Neymiş? 200 Hz yenileme hızı güzel. 2 adet USB girişi. Harika. 3 adet HDMI girişi. Güzel. Wi-Fi'si varmış. Evet, kablosuz görüntü aktarma olayı da varmış. Oo aga, bu tam al beni ya. Adamlar bence bunu satmak istiyor. Bak, diğerinin detaylı falan açıklama yok yani. Neyse. Geçelim diğer bir sayfamıza. Yani buzdolabı da bir teknoloji ürünü olduğu için. Segden No Frost buzdolabı 5.999 TL. Soğutucu net hacmi 353 litre. Dondurucu net hacmi 98 litreymiş. Dondurma kapasitesi 7 kilogram. 24 saat 7 kilo dondurabiliyormuş. Yıllık enerji tüketimi 312 kW yıllık. Bakayım. Güzel. Ses seviyesi 41 desibel. Ne diyor? 10 kilogram çamaşır makinesi varmış. 4.499 TL. 15 tane program varmış. Hızlı yıkama var, ön yıkama var. Evet, bir derin dondurucu daha mevcut. 2.999 TL. 2 adet dondurma bölmesi varmış. 4 adet dondurucu çekme bölmesi var. 4 yıldızlı derin dondurucu. Değiştirebilir kapı açılış yönü. Evet, şöyle bir resmi görelim. Güzel. Geçelim diğer ürünlere. Evet. Beliva'dan midi fırın 38 litre 549 TL. Biraz daha yakınlaştırma arkadaşlar görmeniz için. 50 dereceli 320 derece arasında ayarlanabilir termostat. 0 ile 90 dakikalık zil uyanışı. 3 kademe güç seçimi. Güzel. Kiwi'den blender seti. Evet. Sağlı görmüş olduğunuz şu blender 269 TL'ymiş. El mikseri 139 TL. Evet, ayaklı vantilatör 399 TL. Dik süpürge 499 TL. Saç maşası 128 TL. Arzumdan çay makinesi 399 TL. Yağ ve su ölçer dijital baskül. Yağ ve su 159 litreymiş. 150 kilograma kadar taşıma kapasitesi varmış arkadaşlar bu terazinin. Şarjı saç ve sakal düzeltme makinesi 99,95 kuruş. Evet. 45 dakika. Wow. BİM'e de gelecek arkadaşlar bir tane. O da Philips'in yarım saat gidiyordu. Bu 45 dakika gidiyor. Bak, güzel. Güzelmiş. Fiyatı aynı fiyattı yani. Evet. Güzel, düşünebilir. Oo, telefon varmış. P13 Blue Plus 2022 cep telefonu. Android 11. Güzel. 8 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera, yüz tanıma, 4780 mAh'lik batarya. Fiyatı 1899 TL. Acaba alınır mı? Düşünebilir. 32 almış lan bu 32 GB dahili hafıza. Bence en az 64 olması gerekiyor arkadaşlar. Bence. 4 GB RAM. 4 GB RAM'e sahipmiş. İyi. Pirana'dan akıllı saat. 149 lira. Neymiş bu? Kalp ritmi ölçme, kan basıncı ve oksijen ölçme, uyku izleme, adım sayar, 1.33 inç ekran, bildirimin yazı ve alt yazı şahı. Titreşimi de varmış. Vesaire. Kablolu kulaklık. Ses kalitesi nasıl acaba? 59 lira 95 kuruş. Bayağı iyi lan. Bluetooth kulaklık varmış. 69.95. Bluetooth kulaklık var tekrardan. Aga, piyasayla rekabet edilmez ya.
Süper ya, adamlar bak genelde Bluetooth kulaklıkları böyle kulaklıklar ya 99 oluyor ya da 199 oluyor. Bunlar 79 lira. Güzel yapmışlar yani. 3 saat konuşma süresi varmış. 300 miliamperlik şarj kutusuymuş. Güzel yani. Hoşuma gidiyor. Oo evet, ilgimizi çeken güzel ürünlerden bir tanesi de elektrikli bisiklet arkadaşlar. Bu elektrikli bisiklet alınır mı alınmaz mı? Bunun incelemesini ben bir başka videomda yaptım arkadaşlar. Oraya bakabilirsiniz. Evet, Volta'nın VB7 elektrikli bisikleti gelecekmiş. Fiyatı 17.999 TL. Motor gücü 250 watt. Batarya kapasitesi 48 volta 18.5 Ah. Yani diyor ki bak 48, bu 4 amper ya arkadaşlar. Bu da 18.5 Ah. Yani saatte, yani senin kapasiten 18.5. 4 amperin varsa bölersin buna, 4,5-5 saatte tüketiyor yani bunu. Bu enerjiyi. 5 saatte. Güzel yani. Şarj süresi 3,5 veya 4,5 saat. Bu şarj süresi aralığı neden veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer batarya kapasitesi %100 dolduma kadar için 4 saat. 3,5 ne? Belki bataryanın ömrü %90 kalmıştır. %80 kalmıştır. Onu doldurmak için o 3,5 saat. Evet. Azami hızı da 25 kilometreymiş. 35 kilogram ağırlığı varmış. Batarya da dahilmiş. Tamam. Evet. Geldik 26 jant bisiklete. Fiyatı 1099 TL. Evet. Fiyatı oldukça iyi arkadaşlar. 1000 liraya yani bisiklet. Ya şu bisiklete ben bakmıştım. Hepsi burada 1300-1400 civarlarında. Burada 1100 liraya satıyor. Güzel. Düşünebilir. Başka neler var arkadaşlar? Şöyle kısaca bir göstereyim. Şöyle. Şu ürünler mevcutmuş. Biraz yakınlaştırayım. Şöyle altta böyle yapayım. Aa bu ne lan, öyle filtre sürahi varmış. 165 lira. İyi, güzel bir güzel bir şey yemez ya. Filtre sürahi. Bu ne lan? Filtreli sürahi. Ne? 3,5 lira. Bu 3,5 litre. Bu 2,4 litrelik. 145. Anladım. Aa bu da yedek filtresi herhalde. 99 lira. Aynen, yedek filtreymiş bu da. Valla neler çıkıyor neler. Şaşırıyorum valla, müthiş. Aha. Metal oturma grubu varmış. 3.999 TL. Böyle şeyler var. Buraya bakarsınız arkadaşlar. Sandalye fiyatları da mevcut. Aga hatırlıyorum 70'lerdeydi lan bunların fiyatları. Vay anasını, piyasaya nereye gelmiş ya. Yok mu da? Yokmuş, tamam. Evet, bir video daha sonra geldik. Video beğendiyseniz umarım beğenmişsinizdir. Bir like'ınızı alırım. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile görüşmek üzere. Herkes kendine baksın. Görüşürüz. Bye.